Selamlar, yeniden merhabalar arkadaşlar. Sonradan izleyen arkadaşlarımız için diyelim. İngilizce canavarı olmaya geldik. Hoş geldiniz, selamlar. Yok, biraz kaldı. Daha var ya, çok da az kalmış sayılmayız. Daha var zamanımız. Var var, daha var. Öyle düşünmeyin. Daha yapacak çok şeyimiz var. Daha yapacak çok şeyimiz var. Dersten önce soruları bize gönderebilirsiniz. Biz de çözsek dersten önce demişsiniz ama bazen öyle bir şey oluyor ki ya işte soruları değiştiriyorum ya son dakika hazırlıyorum ya da planı değiştiriyorum. Hazırladığım soruları değiştiriyorum falan. Ama sabit kalacak olursa gönderirim tabii. Sayımız merhabalar bir bakayım şöyle kimler var bakayım bakayım. Bakayım. Şimdi hazırsanız başlayalım mı soruları çözmeye? Hazırsanız başlayalım mı? Hazır mıyız? Biliyorsunuz bağlaçlar bizim için önemli bir konu. Ve sınavın bel kemiği diyebileceğimiz bir konu özellikle. Tüm soru tarzlarını eğer sorumuzda bir bağlacımız varsa bizi rahatlatabilecek bir konumuzu. Bağlacı iyi öğrenen birisi hani sınav adına zorluk çekmez diyoruz, doğru mu? Şimdi şuradan da kalemimi ayarlayayım. Tamam. Şimdi öncelikle bir şıklara bakalım neler vermiş bize. Şimdi demiş ki before bizim için before keşke buradan açmasaydım ya. Neyse. Before bizim için bir zaman bağlacıydı. Doğru mu? Önce anlamına gelen bir zaman bağlacıydı. So'detin bu şekilde beraber yazışında sın diye çevirdiğimiz bir amaç sonuç bildiren bağlacımızdı. Ama ben eğer so'deti şöyle yazarsam. Niye bu renk değiştiriyor? Eğer ben so'deti, hatta şu bunu hiç kullanmayayım ya. Şuraları sileyim. Bu kalemden sıkıntı yaşayacağım yoksa. Ses kısılıyor mu? Şimdi before dedik ki bir zaman bağlacımızdı. Önceydi. So that, sın diye demiştik. Amaç sonuç bildiriyor demiştik ama ayrı yazdığım zaman so nokta nokta that şeklinde yazdığım zaman ve şuraya bizim için ne aldığında adjective ya da adverb özellikle bunları aldığındaki anlamı bizim için ne oluyordu? Öyle nokta nokta ki. Öyle nokta nokta ki. Bu anlama geliyordu ve ikisi farklı farklı yerlerde kullandığımız bağlacımızda. Sonrasında as if ya da as though. As if ya da as though. Mış gibi diye kullandığımız hep bu şey ne diye düşünebilirsin? Hep kendinden önceki kısımda fiil olarak appear'ı seven. Seem, appear, look. Bu gibi fiilleri seven bir bağlacımızdı. Mış gibi diye çeviriyorduk. Hatta işte görüyormuş gibi, duyuyormuş gibi. Ya da mesela şöyle söyleyebilirsin. Bir küçümseme adı altında biliyormuş gibi konuşuyor gibi. Until e kadar anlamına gelen bir zaman bağlacımızı as soon as bizim için armaz diyorduk ya da once'ı da kullanabilirsin. Armaz anlamında bunu da kullanabilirsin. Once'ın bir armaz anlamı var. Bir de bizim için once'ın when gibi dığında anlamı vardı. Aynı ne gibiydi? When gibi. Dığında şeklinde kullanıyordum. Peki once'ı ben ne olarak da söyleyebilirim? Bir zamanlar olarak da bir zarf yerine kullanabiliyordum. Bir zamanlar diye de çevirebiliyorduk. Peki eğer bir zamanlar mı yoksa bir bağlaç mı zarf mı nasıl karar vereceğim? Ona da nasıl karar veriyordum? Eğer bizim için bağlaçsa bizim beklentimiz zaten iki tane cümleyi bağlamasıydı. Bir cümle özne ve yüklemden oluşan ya da bir cümle arasında görüyorsan ya da cümle başında cümlenin başında özne yüklem şeklinde görüyorsam bu benim için bağlaç konumundaydı. Ama ben özne ile yüklem arasında gördüğüm once bizim için bir zamanlar anlamına geliyordu. Bir zamanlar.
bir zamanlar anlamına geliyordu ve buradaki verb'ü bizim için verb 2 yatıp past haline getiriyordu. Doğru mu? Bunları da verb 2'de kullanıyorduk. Şimdi bakalım cümlemize, bize verilen cümlemizdeki yerleşimini. Çoğu süpermarket yeri yerleştiriyormuş yüksek talepli ürünleri. Such as ne gibi? Bak bu da senin için bir bağlaç mı? Bu da senin için bir bağlaç. Ne demişsin? Such as. Ne gibi? Gibi anlamına gelen bir bağlaç. Gibi. Kendinden önce ne dediyse ne yapacaksın? Onunla ilgili örneklemeler yapacaksın. Kendinden önce ne kullandı? Yüksek talepli ürünler. Doğru mu? O zaman onunla ilgili örnek vereceksin. Süt gibi yüksek talepli ürünleri kullanmış. Neyi? Mağazanın arkasında, mağazanın arka tarafında. Bakalım buraya hangi bağlacım gelecek? Consumer, tüketiciler ihtiyaç duyacaklarmış yürümeye. Ne vasıtasıyla? Vasıtasıyla ve içinden anlamında kullanıyorduk. Doğru mu? True bizim için önemli bir bağlaç, preplerden bir tanesi. Bir tanesi vasıtasıyla anlamında, vasıtasıyla diye çeviriyorduk. Bunun gibi vasıtasıyla diye çevirdiğimiz by da vardı. By means of da vardı. Via da vardı. True da vardı. Bir de true'yu vasıtasıyla anlamında çevirdim. Bunun dışında ne diye çevireceğim? Bir de içinden diye çevireceğim. Yani sen aslında ne yaparsın? İşte kan damarların içinden akar. Biz gözlüğün içinden bakarız. Hep bu şekilde kullandığımızda true'yu içinden diye kullanacağım. Buradaki kullanıma bakıyorum. Tüm mağazanın içerisinde yürümesine ihtiyaç duymasıyla ilgili bir şey söylüyorum. Ve belki de ekstra ürünler satın almasıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi benim buradaki bir amacım var. Bak bir amacım var. Yüksek talepli ürünlerim, süt gibi, bu gibi yüksek talepli, yani herkesin alabileceği ürünleri mağazanın arkasına koyuyorum. Benim amacım ne? Daha fazla ürün satın alınsın ve mağazanın içinde yürümeye ihtiyaç duyulsun diye. Hatırlayın mesela U şeklinde oluyor genelde. Giriş ve kasa hep birbirinden çok uzak. Ki sen ne yap diye? Mağazanın içinde tur atabilsin diye, müşteriler yürüyebilsin diye demem gerekiyor. Bir amaç sonuç bildirmem gerekiyor. Aynen öyle. Sonrasında geldim ikinci soruya. Geldim ikiye. Şimdi since benim için için çünkü anlamına gelen, için çünkü diye çevirdiğimiz, whereas'i iken diye çevirdiğimiz bir zıtlık bağlacımızda öznesel zıtlığı severdi. In case durumunda ihtimaline karşılık, as if as doğmuş gibi demiştik. Whenever her ne zaman, her ne zaman. Peki bakalım şimdi. Access, erişim, teknolojiye erişim kaynakları. Teknolojiye erişim kaynakları önceden bahsedilirdi. Önceden bahsedilirdi. Ne olarak bahsedilirmiş? Bakalım şimdi bizim için bir ne kullanmış? Previously, önceden anlamını kullanmış. Bir de burada pasif bir kısaltma var. Doğru mu? Önceden bahsedilirdi. Ne olarak bahsedilirmiş? En büyük zorluk, öğretmenler için en büyük engel olarak, zorlukların en büyüğü olarak bahsedilirmiş önceden. Ne? Teknolojiye erişimin kaynağı. Doğru mu? Teknolojiye erişim kaynakları. Sonrasında da demiş ki zamanın eksikliği ne için? Öğrenmek için, yeni programları öğrenmek için zamanın eksikliği ve infuse böyle kafasına sokmak anlamında. Onları kafasına sokmak, beynini almak, öğrenmek onların öğretimindeki şu anda görülüyormuş, daha büyük bir zorluk olarak görülüyormuş. Şimdi benim eskiden dediğim, eskiden en büyük zorluk olarak ne görülüyorlardı? Teknoloji kaynaklarına erişimi. Bak diyorsun ki şu anda da en büyük zorluk ne olarak görülüyormuş? Zamanın eksikliği ve
Neyden bahsetmiş? Onları kafasına sokmaktan bahsetmiş. Yani artık kaynaklara erişimin olduğunu söylüyorsun ama bunlar yok. O zaman sen burada tamamen bir zıtlık yapmış olmuyor musun? Değil mi? Hem önceyi hem şimdiye ne yapıyorsun? Zıtlık yapıyorsun. Bir de sonrasında zorluklara zıtlık yapıyorsun. Cevabımız ne olmalı? Verez olmalı. Sonrasında geldim. Üçüncü soruma. Bakıyorum üçüncü soruda diyor ki Ez'in bizim için beş tane çevirisi vardı. Neydi bunlar? İçin çünkü. Bizim için sebep sonuç verir. Bir kaos gibi kullanımı vardı. Ez için çünkü. Sonrasında ezi gibi olarak iken ve dıkça dikçe olarak çeviriyordum. Peki benim bu dıkça dikçe de nasıl kullanacağım? Bu dıkça dikçe dediğim neydi? Biz bunları mesela diyorduk ki en çok kullandığımız fiillerden örnek verelim. İşte mesela sana der ki develop ya da improve, improve ya da grow ya da age, yaşlanmak, büyümek, yaşlanmak ya da older der. Yaşlandıkça, büyüdükçe, geliştikçe, ilerledikçe hep bu şekilde kullandığımızda karşımıza çıkar dikçe dikçe. Sonrasında iken asla bizim için bir zıtlık değildi. Bizim için bir zaman ikendi. Or ya da diye çevirdiğimiz, otherwise aksi takdirde diye çevirdiğimiz, aksi takdirde diye çevirdiğimiz koşul bağlacımızdı. So ya da hence ya da does ya da therefore ya da therefore. Başka ne kullanabilirim? Derbar. Bunlar da bizim için bu yüzden böylece anlamlarında, bu yüzden ya da böylece anlamlarında kullandığımız bir bağlacımızdı. But ama fakat olarak kullandım. Ama fakat ancak olarak kullandım. However, but, still, yet, nonetheless, nevertheless olarak çoğaltabileceğimiz bir bağlacımızdı. Yaklaşık, about, yaklaşık. Peki ben bu about'u neden yaklaşık diye çevirdim? Çünkü bizim için sayının yanında gördüğümüz zaman, sayının yanında ne gördüğümde, about gördüğümde, around gördüğümde ya da by around gördüğümde ya da by gördüğümde ya da some gördüğümde, about gördüğümde sayıyla beraber kullanımlarında yaklaşık olarak diye ya da yaklaşık diye çevirebiliyorum. Yaklaşık 30 türü vardır. Kahvenin 30 türü vardır. Sadece iki türü sağlarmış. Dünya piyasasının çoğunu kahveyle sağlarmış. Şimdi sen ne yapıyorsun? Bak biz zıtlık yaparken nelere dikkat ediyorduk? Zıtlıkları sen neyle yapıyordun arkadaşım? Bir öznesel zıtlık. Doğru mu? Öznesel zıtlıkla yapıyorsun. Şimdi bu öznesel zıtlık nasıl oluyor dersen? Mesela some doctors, bla bla, işte others. Bu şekilde bir öznesel zıtlık yaptığında ya da genelden tekile çektiğinde ya da tekilden çoğula çektiğinde bu şekilde bir zıtlık yapıyorsun. Ya da bizim için neyle zıtlık yapabiliriz? Bir de also ile. Also ile hem ekleme yapabiliyordun hem de zıtlık yapabiliyordun. Ekleme ya da zıtlık yaptırıyordu olsa sana gördüğünde. Şimdi bakıyorum, bak 30 tane kahve türün var diyorsun. Sonra bunlardan sadece ikisi, ki only'ye de dikkat. Only ikinci sen ikinci cümlende ne gördüğünde, işte only gördüm, still gördüm. Bunları gördüğünde sana zaten ne diyordu? Bir zıtlığa bir git, zıtlığa bir bak, değil mi? Buradan hatırlayabilirdik. Ne yapmış? 30 tane türden bahsetmiş. Genel bir şey vermiş. Sonra ne yapmış? İkiye çekmiş. O zaman sen ne yaptın? Genelden 30 tane kahve türünden ikiye çekiyorsun. O zaman sen ne yapmışsın? Bir zıtlık yapmışsın. Ece hocam, canım hocam, teşekkür ederim. Gelelim üçüncü sorumuzu bitirdikten sonra dördüncü sorumuza. Çıkayım bakayım. Diyor ki
Şimdi anız bizim için midikçe mıdıkça massa messa diye çevirdiğimiz bir koşul bağlacımızdı. Doğru mu? Ödevini yapmadıkça dışarı çıkamazsın ve kullanım olarak ne söylüyorduk anız için? Hemen kendi bulunduğu cümleye olumlu bir anlam katarken, yani olumlu olmasını beklerken yapıca ve gramer yapısı ve anlamca olumlu olmasını beklerken diğer cümlede hem yapı gereği hem de anlam gereği olumsuz olmasını bekliyordum. İşte şunları yemezsen hasta olursun. Mesela ikinci cümlede bir olumsuzluk yok, bir not eki yok diyelim ki hasta olursun ifadesinde ama anlamca bir olumsuzluk var. Değil mi? Bu şekilde kullanıyorduk. Because bizim için, için çünkü diye çevirdiğimiz. Before, önce diye çevirdiğimiz. Just as, özellikle tıpkı nokta nokta gibi diye çevirdiğimiz. Bir özellikle ne yapan? Benzetme yapan. Tıpkı nokta nokta gibi. Benzetmeyi seven bir bağlaçtı. Oldu da bizim için en büyük zıtlıklardan, en sevdiğimiz zıtlıklardan erağmen anlamına gelen. Başka ne vardı erağmen anlamına gelen? Although, even though, much as, for all, notwithstanding, despite. Bunların hepsi de bizim için erağmen anlamına gelen bir zıtlık bağlacıydı. Peki bakalım, demiş ki when, yine bir bağlaçla başlamışsın. Dığında ne olduğunda, ilk tanıtıldığında. Gazolin ilk tanıtıldığında gazolin güçlü araçlar önemli ölçüde etkilemiş, gazetelerin dağıtımını etkilemiş. Peki bakalım buraya ne getireceğim? Onlar, onlar dediğimde gazetelerden bahsediyorum. Gazeteler could be distributed. Distribute bizim için dağıtmak anlamındaydı. Peki gazeteler ki bak Madela sen ne getirmişsin? Be verb üç yapısını. Could be ne yapılabilirmiş? Dağıtılabilir. Onlar dağıtılabilirmiş. Tüm şehre. Throughout ve across bizim için bir uçtan bir uca, boydan boya, aslında her yeri söylüyorum, doğru mu? Ben burada aslında şehrin her yerine dağıtılabilirdi ve kırsal alanlara daha çabuk ve daha hızlı bir şekilde, daha fazla akıcı, daha hızlı bir şekilde dağıtılabilirdi diyeceğim. Peki şimdi buraya nasıl bir bağlaç kullanabilirim? Şimdi bakıyorum anlısa kendi bulunduğu cümlede ne olması gerekiyordu? Bu tarafın olumlu, diğer tarafın olumsuz olması gerekiyordu. Bakıyorsun gazelin güçlü araçlar önemli ölçüde etkiledi diyorsun gazetelerin dağıtımını. Şimdi bu bizim için güzel bir şey, tanıtılması, dağıtılması güzel bir şey. Gazetelerin dağıtılmaması bizim için kötü bir şey olurdu. O zaman bunu kullanamıyorsun. Peki bakalım. Because yanında sebep getirmesi gerekiyor. Doğru mu? Sebep sever. Bu tarafım sebep olmalı. Diğer tarafım da onun sonucu olmalı. Onlar dağıtılabildiği için. Bakalım. Onlar dağıtılabiliyor. Çünkü onlar dağıtılabiliyor. Şehrin her tarafına dağıtılabiliyor. Gazetelerin dağıtımını önemli ölçüde etkilediğinde. Doğru mu? Önemli ölçüde etkilemiş. Bu yüzden de, böylece de ya da çünkü ne yapacak? Kolaylıkla dağıtılabilecek artık. Önemli ölçüde etkiledi. Çünkü kolayca dağıtılabiliyor. Bir dursun. Before'a bakıyorum. Bir zamanlık bir şey var mı? Öncesinde ya da önce deyip bağlayabileceğim bir şey var mı? Zamanlık bir şey yok. Doğru mu? Ya da benzetme yapabileceğim. Bir de aslında iken diye de çevirebiliriz biz bunu. Ne iken ne de bir benzetme yapısına uygun. Tıpkı nokta nokta gibi diyebileceğimiz bir yapı var. Oldu zaten iki tarafında olumlu. Sen bunu ne yapıyorsun? Dağıtılabilmesinden, tüm şehre dağıtılabilmesinden bahsediyorsun. Burası da olumlu. Senin için gazetelerin önemli ölçüde etkilenmesi. Bu da senin için olumlu yapıyor. Bir olumsuzluk yok. Doğru mu? Yani olumluya olumsuzluk yok. Çünkü sen zıtlıklarının bir tanesinde olumlu ya da olumsuz ifadene göre yapardın. Bu da olmadığına göre oldu, o da gitti. Tek olabilen cevabımız ne olmalı? Because olmalı. Anlaştık mı? Sonrasında bakıyoruz. İnelim diğer sorumuza. Şimdi şuradan faremi seçeyim. Bir bakın bakalım soruya neler söyleyebiliriz. Bakayım şimdi. Dedik ki bizim için
Beş tane neyi vardı? Çevirisi vardı. Even doğdu, oldu, much as for all. Bunların hepsi bizim için erağmen anlamına gelen bağlacımızdı. If, eğer diye çevirdiğimiz. Once, dığında diye çevirdiğimiz. Given that. Think that. Ve now that. Bunlar da bizim için den dolayı, den dolayı diye çevirdiğimiz bağlaçlarımızda. Peki bakalım şimdi, demiş ki eski Mısırlılar did not invent. İcat etmediler sandalların türlerini, icat etmediler. Onlar oluşturdular çoğu türlerini. Onların çoğu türlerini oluşturdular. Such as ne gibi? Deri bir tanesi gibi. Onları oluşturdular. Şimdi ben hem burada diyorum ki, hem icat etmediler diyorum, hem de yarattılar, çoğu türünü oluşturdular diyorum. E o zaman ben yani burada bir olumsuzluk, bir de olumluluk yok mu sizce? Bir olumluya olumsuzluk yok mu? O zaman benim için direkt bir zıtlık yok mu? Direkt bir zıtlık var değil mi? Bir zıtlık yapıyorum. Bir yerde oluşturmadılar deyip, yaratmadılar, icat etmediler deyip, bir yerde de çoğu türünü onlar oluşturdu diyorum. Sonrasında geldim 6. soruma. Demiş ki contrary to, aksine zıttına, aynı ne gibi, unlike gibi, aksine zıttına. Sonrasında instead of, yerine, senin için bunda iki tane seçenek olması lazım. İki tane opsiyon olması lazım ki birinin yerine birini seçebilesin. On behalf of, adına, namına. Rather than ziyade. Bunun için de elinde iki tane opsiyon olmalı ki birinden birini seçebilesin. As a result of, ki bunlar birbirini bakın götürür arkadaşlar. İşte çaydan ziyade kahveyi severim. Çay yerine kahveyi severim. Bunlar hep iki tane seçenek, iki tane opsiyon olmalı elinde. As a result of, sonuç olarak anlamında kullandığımız bağlacımızı. 2000'de malların ve hizmetlerin toplam değeri ne yapmışlar? Değiş tokuş olmuş. Ne arasında? Ülkeler arasında. Uluslararası ticaretin neyi? Aksine mi? Uluslararası ticaretin aksine mi değiş tokuş oldu? Şimdi aksine zıttına diyebileceğim bir yine zıtlık yapmam lazım. Herhangi bir zıtlığa uygun bir şey var mı arkadaşlar? Gitti. Zaten bunu elemiştim. Adına, namına mı? Uluslararası ticaret adına, namına mı ülkeler arasında değişiklik oldu? Yoksa uluslararası ticaretin yaklaşık 6.9 trilyon olan uluslararası ticaretin sonucu olarak mı ülkeler arasında ne oldu? Değiş tokuş oldu. En güzeli hangisi olmalı? Sonuç olarak. Anlaştık mı? As a result of. Sonrasında geldim. Şöyle 7. soruma. Şimdi bakıyorum. Bana demiş ki due to'den dolayı, similar to, benzer şekilde, along with, ile birlikte, as a consequence of ya da as a result of, sonuç olarak, in contrast to, yine aksine, zıttına. Bakıyorum, demiş ki yazılı medya. Şimdi bak burayı okudum, güzel. Sonra şuraya bakıyorum, bana demiş ki yazılı medya, görsel medya. Bak sen zıtlıklarını ne dedik? Bir öznesel zıtlıkla yaparsın. Öznesel. İki, tekilden çoğula, genelden tekile çekersin. Genel tekil ayrımı yaparsın. Bir de artı eksi zıtlık yaparsın. Bir de olsoyla da zıtlık verebilirsin demiştim. E bakıyorum bu şekildeyse, bir öznesel zıtlık varsa, işte bazı doktorlar böyleyken diğerleri, ya da işte öğrenciler böyleyken öğretmenler böyle gibi. Ya da bak yazılı medyayla görsel medyayı sen karşılaştırıyorsun. O zaman direkt ne yapıyorsun? Bir zıtlık vermiyor musun? Bir zıtlık veriyorsun. Anlaştık mı? Hazır buradayken 9'a da bakalım. As'in 5 tane anlamı var dedik. Does, bu yüzden, böylece, so, hence, therefore, thereby. Bunlar da bizim için bu yüzden, böylece anlamlarındaydı. Otherwise, aksi takdirde, for example, örneğin, yet, ama, fakat, ancak diye çevirdiğimiz bağlacımızdı. Peki bakalım. Vücut kitle endeksi kullanılmış.
uzun süredir kullanılıyormuş ölçmek için obeziteyi ve sağlık riskini. Sağlık riskini ve obeziteyi ölçmek için uzun süredir kullanılıyor. Peki. It cannot explain. Açıklayamaz. Neyi? Niçin bir kilolu insan might be healthy, sağlıklı olabilir ya da niçin ne gibi görünebilirmiş? Görünüşte göre ya da sağlıklı bir insan gibi görünebilirmiş. Kalp sağlığı ya da diyabeti olabilen sağlıklı bir insan gibi neden görünebilirmiş? Peki bakalım. Şimdi hem diyorum ki obezite ve sağlık riskini ölçmek için uzun süredir kullanılıyor, uzun süredir ama açıklayamıyor. Şimdi uzun süredir kullandığım bir şeyin sebebini açıklayamıyorsa bir mantıksızlık olur. O zaman benim için burada bir zıtlığa ihtiyacım var. Uzun süredir kullanılması, bunları ölçmek için kullanılması olumlu bir şey bizim nazarımızda. Ama bunu açıklayamıyor olması olumsuz bir şey. Olumsuzluğu tek veren de hangisi? Yet. Sonrasında geldim. 8. soruma. Şimdi bu ikili bağlaşlarımız bizim için önemliydi. Whether or ıp ıpmadığı diye çevirdiğimiz as is arasına adjective ya da adverb alan, adjective ya da adverb alan bağlacımızda ve e kadar çevirisini severdi. So that öyle nokta nokta ki either or ya da such that öyle nokta nokta ki. Hocam burada da öyle nokta nokta ki var. Bunları eleyelim mi? Hayır. Eleyemem. Neden eleyemem? So ve such that arasını adjective ya da adverb alıyordu. Ama buradaki such that arasına isim alıyordu. Doğru mu? İsim alıyordu. Bu yüzden bu ikisini birbirine eletemezsin. Peki bakalım. Eski Roma'da inciler neymiş? Nadir ve pahalı. Şimdi bakıyorum. Buraya nadir olması ve pahalı olması bizim için bir adjective değil mi? O zaman direkt benim için bu gitti mi? Ya pahalı ya nadir ve pahalıdır ya da diyemezsin. Çünkü burada yine bir senin için sıfat olmalıydı. Neden? Çünkü either or ya da neither nor ya da not only but also ya da both and yapıları. Bu dört hatta bizim için şurada kendilerinden sonra ne geliyorsa burada da kendilerinden sonra hemen o kelime türü gelmesi lazımdı. Yani fiil geliyorsa fiil, sıfat geliyorsa sıfat ya da cümle geliyorsa cümle. Hep bu şekilde kullanmam gerekiyordu. Gitti mi? Çünkü birisinde sıfat gelmiş, birisinde cümle gelmiş. Gitti mi? Gitti. Peki ıpıkmadığı diyebiliyor muyum? İnciler nadir ya da pahalı olup olmadığı onlar rezerv edilmiş. Bak saçma oluyor. E kadar senin için biraz daha böyle benzetmeyi seven inciler neye kadar pahalı ve nadir? Böyle mi dersin yoksa inciler öyle pahalı ve nadir ki onlar rezerve edildi, ayrıldı. Neredeyse sadece zenginler için ayrıldı. Öyle nokta nokta ki demem gerekiyor. Anlaştık mı? Hocam such a and that şeklinde değil mi? Anlamadım hocam demek istediğini. Geldim 10. soruma. Şimdi 10. sorumda da as long as ya da so long as bizim için müddetçe anlamına gelen bir koşul bağlacıydı. Provided that şartıyla koşuluyla diye çevirdiğimiz oldu. Rağmen because için çünkü just as de tıpkı nokta nokta gibi ya da iken diye çevirdiğimiz bağlacımızda. Vücut hücreleri nereden oluşuyormuş? Nasıl oluşmuş? Bakalım Kamin. Farklı farklı şekil ve boyutlarda oluşmuş. Onlar all share hepsini paylaşırmış aynı temel bölümlerin. Şimdi hem diyorum ki ben çok farklı tür ve boyutlarda oluşur hem de diyorum ki tüm basit partlarının hepsi aynıdır. O zaman ben burada ne yapıyorum? Hem farklı diyorum hem aynı diyorum. O zaman ben burada bir zıtlık yapıyorum. Anlaştık mı? Var mı sorusu olan? Evet hocam, öyle kullanımı da var. Aynen. Öyle de kullanımı var. En isim. Ya da burası bizim için adjective ya da sıfat alacak diyorduk. Burası da bir en isim. Anlaştık mı? Var mı sorusu olan?
Rica ederim. O zaman görüşmek üzere diyelim mi? Rica ederim. Anladıysanız ne güzel. İyi akşamlar. İyi akşamlar hepinize. Rica ederim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Aynen, bir tekrar olmuş oldu. Hepimiz için, yeni başlayanlar için ya da önceden zaten bilenler için. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.